5 ay gibi bir süre değil mi? 5 ay. Evet. Fakat eğer bu sesi çok sağ, örneğin geçenlerde bulup bir işte, içerisinde çıktık. Ben de bunun sorumlusu. Ve yaklaşık 100'e yakın proje geldi. Sadece tek bir çağrıya. Öyle olunca 100 projeyi her toplantıda en fazla görüşebilen bir ses 15. Böyle düşünürseniz toplantı sayısı arttıkça tabii hafta hafta işte, kaç ay gibi? Kaç ay gibi? O da projenin şey nedir? Bütçesi.
342 proje başvuru sağladı. Bunların 14.344'ü desteklemiş. 4.14 milyar TL destek vermiş. 1.54 milyar TL daha iyi olacak. Burada 2014 yılları arasında başvuru sayısındaki değişim. COBİ'lerin proje sayısı önemli. 6 katına kadar çıkmış. Büyük açık kutumlarda 5 katına kadar çıkmış. Çok sayıda proje başvurusu alıyor. Sonunda ümit süreci uzatmış. Bu 2012'deki zıplanma değil mi? Bu çok fazla program çıktı. O yılda. O yüzden program çıkacak bir ses vermiş ödenen bir destek tutarı da 64,5 milyon TL'den 468,1 milyon TL çıkmış. Bu da şeylere göre Kırbistan'da makinede başı çekiyor. Önce yükseltmiş. Daha çok zarar veriyor. Takip ediyor. Ama hemen hemen Türkiye'deki bütün şehirlerden proje alıyoruz. Hibiresin sektörüne göre dağılım gerektiğinde ise iletişim kapanışları 25'le. İlk sırada sonrasında bunu tüm etkili savunma hakimi sağlık takip ediyor. Ben bir de öğrenme portal yolunu da bir tutmak istedim. Çünkü bu portalde animasyonlu videolar var, film alarak hakem izleyicilere programları tanıtmak için de güzel hazırlanmış. Videolar var, o yüzden onu linkine sunmak istedim. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Dikkatim için teşekkür ederim. Herhangi bir soru olursa memnuniyetle. Mesela bir şey sordum. Yani 5 aylık sürede aslında başvuruyla sonuçlandı. Normal şartlarda gerçekleşiyor. Ama pek normal şartlarda yaşamıyoruz. Biraz etkilenmiyor mu? Bu dönemde 5 ay değil de yani nasıl süreç yaşanacak tahminimiz var mı? Şimdi 2016 başında verdiğimiz projeler var, 3 tane 1507 projesi verdik aynı yıl içerisinde. Yalnız
Mayıs ayında hakemleri ağırlamıştık. Haziran başından beri konut öncesi hazır statüsünde. Yani i̇şte neredeyse 5-6 ay oldu. Hiç mi yapılmıyor, normalde mi yapılmıyor? Şöyle, şeyden dolayı yani. Her hafta komite topluyorduk ama biliyorsunuz ki bu süreçte akademik camia da çok fazla etkilendi. O yüzden bizim de kurul toplamamız lazım ve akademik camianın durulmasını beklemiyoruz. Öyle olunca yaz döneminde kurulu toplayamadık. Kurulu toplamaya başlıyoruz. Muhtemelen bu ay içerisinde komitelerimiz olacak. Komite öncesi hazırlık konudaki projeler hızlı bir şekilde çok fazla kurulu yapacağız tabii bu araya kapatmak için. Hızlı bir şekilde gündeme alarak görüşecekler. Yani Kasım ayı içerisinde başlıyor. Evet. Biz 2016'nın başında başlamıştı aslında. Biz projelere öyle başladık. Yıl sonunda da bitiyor aslında proje ama henüz sonuçlarını bilmiyoruz. Orada bir enteresan ve hani bir süre mi tanınacak? Nasıl bir öngörünüz var? Yani projenizde ek süre tanınmaz ama sizin projeniz diyelim ki biz size kabulümüzde ne kadar bitmiştir. Ama evet. Biz yine de sizin o faaliyetlerini destekleriz. Yani siz dersiniz ben proje başlangıç tarihinde başladım, bu tarihte bitirdim. Şu personelde çalıştırdım, bu giderleri harcadım. Onu, harcadığınız giderleri bize sunarsınız, biz onlara destekleriz. Yani geriye dönük değil de, yani o proje başlangıç bitiş tarihleri arasındaki faaliyetlerinizi zaten eğer kabul ettiysek biz destekleyeceğiz. Herhangi bir şey yapmayacağız. Sanıyorum sözleşme tarihinden sonra 3 aylık bir süre var bu dönemsel programı için. Doğru. O 3 ay sonrasında da hakimin ağırlanması izleyicimiz geliyor. Evet. Yani bir kez gelmiş olacak. Örneğin diyelim evet. 3 dönemimiz var. 3'ü de... Ha, üçü tek bir kere de hepsini... Aynen öyle. Şöyle olacak. Evet. Sözleşmenizin imzalandığı dönemi takip eden dönem 3. ayına kadar siz bize dönem raporu sunabileceksiniz. 3 dönem raporunuzu da sunacaksınız. Sonrasında biz izleyiciye size göndereceğiz. 3 dönem raporunuzu da yaptığınız işlere bakacak. Sonrasında destek sağlayacak. Herhangi bir kayıp yaşanmıyor. Bu aynı durum, bu ödeme süreçleri için de geçerli sanıyorum. Evet, ödemeler de açıldı. Bir süre daha, aslında durmamıştı ama dediğim gibi çok ince elini sık dokunuyordu. Evet. O yüzden çok ağır işliyordu. Şimdi onlar da normal sürece döndüler. Ödemeler başladı artık. Yani. Evet. Aynı anda çok fazla proje vermenin süreç açısından firma için hani sizin gözünüzde bir sıkıntısı var mı yoksa tamamen bağımsız mı değerlendiriyorsunuz? Projeleri birbirinden bağımsız değerlendiriyoruz konu olarak. Hı-hı. Ama şöyle bir durum var, diyelim ki çok küçük bir şirket, 3 kişiden oluşuyor, 3 tane proje vermiş, hepsine de bu personeli bir adam yazmış. Acaba bu personel 3 projeyi de yapabilir mi şeklinde bir soru işareti oluşuyor ama bundan dolayı diğer projeler reddedilmiyor. Yani bu soru işareti not olarak alınıyor. 3 projenin de kabul edilmesi durumunda izleme sürecinde izleyiciye ya bu personel az ama hani 3 projeyi de yönetemiyor mu şeklinde not olarak soruluyor. Değerlendirme sürecinde bir etkisi yok. Aslında buradan da sormak istiyorum ama biraz da şöyle şey yapıyorum. Biz firma olarak şey yaptığımız konu bu Pardus projesinin lideren projesini biz çünkü ölçüde yürütüyoruz açık kaynak. Bu projeyle ilgili de tabii sadece lideren'in konusu içerisinde olanları değil. Bundan sonraki süreçte gideceği noktayı da öngörüyoruz. Yani vizyon koyuyoruz. İşte arayüzlerinin şöyle olması gerekir, şu teknolojide geliştirmesi gerekir, artık şunu da desteklemesi gerekir. Şimdi mesela sadece Pardus değil, Windows'ları da yönetmesi lazım. Çünkü göç burada şey, ondan anlaşıyoruz çünkü. O göç sürecinde bunların da yönetilmeye ihtiyacı var. Şey yapması açısından. Şimdi böyle olunca tabii bu bunların her birbirini bir arge olarak değerlendiriyoruz ki öyle der. Bu argelerle ilgili de işte 1507 projeleri, işte 1511 projeleri, işte 1501 projesi veriyoruz. Aslında aynı ürünün yeni eklentilerle veya yeni teknolojilerle geliştirilmesi, yeni fonksiyonelitelerle kazanılması olması. Şimdi bu, şimdi mesela iki tanesi de paralel bunlar.
2016'nın içerisinde. Hı. Şimdi masaya geldiği zaman bu da lider ayık, bu da lider ayık mı denir? Hı. Yoksa aslında bir tanesi budur çünkü raporları ayrı ve konuları ayrı aslında. Bir tanesi bambaşka bir eklenti tarafından içeriyor. Bir diğeri tüm arayüzün ve teknolojisinin başka bir noktaya götürmesini içerir gibi. Şöyle, nasıl olur? Yani bu iki projenin konularının birbirine kadar yakın olduğuna bir bakış. Yani o bir inceleniyor. Biz onu daha çok şöyle incelemeye çalışıyoruz yapabilirsek eğer. Göndereceğiniz iki projeyi de göndereceğiniz ekranlardan bir tanesini ortak tutarak. Mesela size üç ekran verelim. Projeniz üç ekran verelim. Projeniz üç ekran göndereceğiz. Bir ekran iki projeye de gitsin. Bize raporunda belirtsin. Yani bunların arasında böyle böyle bir fark var. Ona bir özel not mesela. Bu şekilde yapabiliriz. Veya ortak hakem oldu da bütün hakemlerin kodası dolu veya başka bir kuşum oluştu. Ortak hakem olmadı. Sizden bir doküman isteyebiliyoruz. Evet, ek doküman. Bu iki projenin arasındaki farkı bize gönderebilir misiniz şeklinde. Sizin ek dokümanınızı hakemle iletiyoruz. Yani aslında bakarsanız o fark değerlendirilmiş oluyor. Ya bir de şey diyeceğim, şimdi bu çağrı Haziran ayı içerisinde açıldı, Eylül'de de kapandı, ilk Eylül'de. Aslında dokümana baktığımız zaman biz 27 Eylül'de de kapanan şeyler vardı, biraz orada bir şey yapmışız. Ve son şeyde biraz öncelere geldi. Dolayısıyla bazı ufak tefek eksikler var, bazı arkadaşların CV'lerinde de yanlışlıkla konuşmuş. Örneğin, yani mesela bu tür şeyler. Bunlara revizyon talep ediyorsunuz. Şöyle, çağrısız programlardan hemen revizyon açıp uzattırıyoruz. Ama çağrılı programlarda tabii bütün bu projeler aslında kendi arasında geliştiği için, puanlandığı için revizyon açmıyoruz. Ama hakemler diyelim ki, hakem değerlendirirken sizden zaten bir şey isteyecek. Bu kişinin de bir kişinin de isteyecek veya biz kurulda görüşürken yetersiz bulacağız ya bu firmadan da bunu alamayacağız. Yani kurula girmeden önce ben uzman olarak onu revizyonu açamıyorum. 1500 bir program için. Ama kurul karar veriyor. Bundan bu bilgi alınsın, bu bilgi eksik, biz buna göre karar vermek istiyoruz diye alırız. Veya dediğim gibi hakem sizden verebilir. Bilgi eksiği şöyle, yani bu biliyorsunuz proliste yazılıyor. Proliste yazarken şimdi kişileri kaydederken CV'leri henüz hazır olmadığı için eldeki bir PDF'i oraya yüklüyoruz. Başka türlü kaydetmiyor çünkü. Yani biraz polisin, bir de poliste şöyle bir sorun var. Aslında bunu nasıl şey yapılır bilmiyoruz. Şimdi 18 ay proje olayım. Şimdi Şubat ayı 28 diyor. Şimdi bunu dün olarak topluyor. Ve aslında 3 adam ayı diyemiyorum. Orada 2.97 adam yoktu falan filan gibi kalıyor yani böyle kalıyor. Veya bu durumda şey biraz şaşırtmak durumunda kalıyor. Bundan sorun olmaz diye. Sorun oluşturmaz. Yani Prodis'te şimdi mesela 3.90 adam var. Aslında bu 4 adam var. Bir yaptı, 4 adam. Çünkü Şubat ayında eksik maaş verilmiyor yani. Bu izleme raporunda 4 adam ayı olarak yazıldığında fark bundan da diye sadece bir gerekçelendirdiğimizde herhalde onu karşılayacak. Projene bilgileri formuyla dönem raporunun formatları da çok farklı. Yani projene bilgi raporunda aslında tahmini bir form veriyorsunuz. Evet. Oradaki tutarlar diğeriyle zaten oynuyor. Zamlar olduğu zaman oynuyor. Zaten evet. Dolayısıyla dönemsel raporlarınızda siz ay ay zaten kaç gün çalıştığını belirtiyorsunuz. Ocak ayında şu kadar gün çalıştı, Şubat ayında şu kadar gün çalıştı. O Excel dokümanı doldurduğunuzda zaten o güne göre ortalama aylık maliyeti artıyor. Ve ona göre de. Dolayısıyla projenin bilgileri formundaki 3 noktaya da gibi tutarlar aslında size ödenmiyor. Siz dönem raporunda kaç gün sunmuşsunuz ona göre size ödenmiyor. Yani şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi projede örneğin 100 adama vermişiz. Proje başvurusu 100 adama tutmuş. Fiiliyatta gerçekleşmedi ve izleme raporlarında 110-120 adamaya çıkmış. Bu hak izleyiciden kabul görmüşse... Siz bunu şöyle bir prosedür var. Değişiklikleri böyle var.
Evet, evet, doğru. Ama önünde diyorsunuz 800 adam ölmüyormuş evet, ama 120 adam oldu, 20 adam aklandığınız var. Ve şu gerekçeler de kullandık. Biz onu o zaman değerlendirmeye alıyoruz. O yüzden bulunursa veriliyor, bulunmazsa size bildiriliyor. Hiç edin yoksa sonuna mı denk geldi? Evet. Hadi ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, geçmişim ya. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.